Değerli izleyiciler, yine Ufuk'tan Bakıyor programından hepinize yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizleri ekrandan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Öncelikle programımıza başlamadan önce birkaç önemli noktayı sizlere paylaşmak durumundayım. Geçen hafta ben programı kapatırken bu hafta için Ankara'da olacağımı, bu yüzden bir başka programın tekrarı olacağını söylemiştim. Ki öyleydi, ancak Ankara'da yine ben program seminerdeydim. Sakatlar Derneği'nden arkadaşlarımız bugüne bu program için angaja edildiklerini, bu yüzden bu programın bir dahaki haftaya sarkıtılmaması konusundaki ricalarını kıramadık ve dün akşam uçakla hemen Samsun'a gelmek zorunda kaldım. Onu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü söylediğimin arkasında durmak durumundayım ama böyle bir durum oldu. Bunu vurgulamak istiyorum. Biz bir ay öncesinden yerel seçimlere doğru STK'ların bakış açısını, seçime doğru STK'lar artık seçimdeki adaylara, partilere bu işin biz takipçisi olacağızı basın medya üzerinden, medya sorumluluğumuzla yeni getirmeye ilk dosyasını bugün açtık. Bir ay önceden organize ettiğimiz bu programın ilk konu Türkiye'de en eski derneklerden bir tanesi. Yine Samsun'da da 91'den bu yana gerçekten ana derneklerden bir tanesi. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'nden ve kendisi de çok uzun yıllardır özveriyle çalışan, takip eden, daha önce de yine yerel seçime doğru STK deyince de bizzat yerel seçimde, yerel idarelerde, belediye meclisine de görev almış. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi Başkanı Sayın Avukat Mehmet Yılmaz'ı davet ettik. İcap ettiler. Mehmet Bey, öncelikle hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Aks TV çalışanlarına şahsınızda teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsatı bize tanıdıkları için. Bizi izleyen Samsun'da hemşerilerimin de bir saatte olsa bizim de engellilerle ilgili konuda bilinçlendiklerini, daha bilgili olduklarını, aydınlandıklarını görmekten mutlu olacağız. Evet. Evet. Şimdi tabii Aks TV'de çok değerli bir başka yine engellilerle ilgili Engelsizsiniz programı ve onun çok değerli ve hatta bu konuda benden çok daha önce başlayıp çok donanımlı Mete Bey'in de yarın yine konu olacak. Tabii bizim programa davet etmeyenlerimiz tabii farklı farklı olacak. Onun için yarın da yine Mehmet Bey Engelsizsiniz programında konu olacak. Mehmet Bey, şimdi demokrasilerin gereği halkın en birinci yönetilirken takip edebileceği, en yakın gidip kapısını vurabileceği sorunları bizzat birinci derece muhatabını hemen bulabileceği yerel yönetimlerde tabii ki bugün birazdan sizden de onu alacağı Samsun'daki ciddi bir engelli sayısında gözünü tuttuğumuzda tabii ki yerel seçimlere doğru sizler siyaset yapmak istiyorum, belediye başkanı olmak istiyorum, belediye meclislerinde görev yapmak istiyorum diyenlere tabii ki takip edeceğiniz ve onların yarın seçimden sonra da söylediklerinizi de abiyene deyimle kafalarına vuracağınızı tabii ki siz de bu tam seçim sattığında gündeminizin herhalde önemli bir yerine aldınız. Öncelikle biz
Samsun'umuzun şöyle engelli portresini sayısı nedir? Önce onu bir masaya yatıralım. Buyurun efendim. Efendim, Samsun Valiliği'nin Sağlık İl Müdürlüğü ile yapmış olduğu engelli envanterinin çıkarılması ile ilgili çalışmada rakam 150 binin üstünde, yani 170 bine yakın bir rakama ulaşıldı. Mehmet Bey, bunu lütfen bir daha tekrar edelim. Evet, yani vali, bu resmi rakam değil mi? Kesinlikle resmi bir rakam. Samsun ilinde, ilçeleri de dahil buna, 170 bine yakın engelli mevcutu olduğu tespit edildi. Çalışmalar gün be gün devam ediyor hala. Bu konuyla ilgili de böyle bir çalışma yaptığı için Sayın Valimiz Aksoy Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bunun önderliğinde olmuş. Belki de Türkiye'de ilk bu tür bir çalışmanın yapıldığı yerlerden biridir Samsun. Bir soruna ilişkin çözüm üretmek istiyorsanız bir kere o sorunla karşı karşıya kalan kişi sayısını bilmeniz lazım. O sorunun nedenlerini bilmeniz lazım. Bu konuda Samsun gerçekten bir ilki ve çok büyük bir şeyi başardı. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii engelliler adına yapılacak yatırımın o veri tabanına göre bakıldığında işte ne kadarı istihdamla, ne kadarı eğitimle, ne kadarı sosyal uyumla ihtiyacı veya engelli kategorilerine göre ayrışmaları neler olduğunu bileceksiniz ki yapılacak her türlü yatırımın, değil mi, bilinçli ve planlı yapılması gerekiyor. O anlamda veri tabanının oluşturulması sizin yapacağınızın hem ekonomik yönden hem pratikteki kolaylığı açısından bir defa 1-0 galip başlanıyor. Kesinlikle. Şimdi bu şöyle bir şey. Yani bir şehrin geleceği planlanırken sayısal veriler dikkate alınarak planlanır. İşte bu şehir 5 yıl sonra kaç nüfusa ulaşacaktır? 10 yıl sonra ne kadar nüfusu olacaktır? Bunlar tespit edilerek stratejik planlamalar yapılır. Tabii bu tür sayıların içinde özel durumları olan insanların da sayısının bilinerek bu planlamaların yapılması lazım. Bu açıdan yani bu tür bir çalışma gerçekten çok elzem ve önemliydi. Ne mutlu bize ki bizim ilimizde bu çalışmanın ilk nüvesi atıldı, ilk temeli atıldı ve sonucu da ulaşıldı. Bundan sonra bu sayısal rakamlar üzerinde ve nedenler üzerinde her türlü çalışma yapılabilir. Çözüme ilişkin öneriler, planlamalar bu rakamlara göre yapılabilir diye düşünüyoruz. O konu bizim için çok büyük bir mihenk taşıydı, başlangıç noktasıydı. O başlangıç noktasında Sayın Valimizin ve Sağlık İl Müdürlüğü çalışanlarının özel çalışmalarıyla atladık. O konu bizim için temel bir konuydu ve çok iyi oldu ilimiz açısından. İnşallah bunun devamında gerekli olan çalışmalar da bundan sonra bu şehirde yapılacaktır diye düşünüyoruz. O zaman burada temel taşlarının temel ayaklar üzerine oturtulduğunda artık bundan sonra bir çala kaşık, bir sistemle engelliler üzerine Samsun'un, biraz sonra da içine girdiğimizde konuşacağımız her sorun hem planlı olacak hem projeli olacak, değil mi? Ve aynı zamanda da STK'ların burada içinde olacağı, bilemiyorum beni yanılıyorsam. Peki sizler bu veri tabanından sonraki yapılan projelerde STK'ların bir payı olacak mı? Mutlaka olacaktır. Yani bir sorunun en kolay çözümü o sorunu birebir yaşayan insanlara danışarak bulunur diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda çağımızın bilgi çağı, teknoloji çağı, iletişim çağı olduğu düşünüldüğünde iletişim araçlarının insanlara habire bilgi pompaladığı bu zamanlarda artık bilginin her bireyin beynine birçok değişik yoldan girdiği düşünüldüğünde eskisi gibi birileri biz yaptık oldu ya da bilmiyorduk yapamadık deme şansı yok. Çünkü artık bugün herkes her şeyi biliyor. Herkes kendi sorunuyla ilgili eksikliklerin farkında, takibini yapıyor. Tabii biz STK olarak da bu durumdan faydalanarak bizler de sorunların çözümü noktasında hem haberdarız hem yardımcıyız. Her türlü de hem yerel yöneticilerimize hem genel yönetimlere
bu konuda çok yakınız. Bizden her türlü bilgiyi zaten gerçekten engele ve engelli sorunlarına pozitif bakan gözler ilk bizi görüyorlar. Konuyla ilgili bizlere danışıyorlar. Fikir teatisinde bulunuyoruz ve sorunları daha kolay ve daha kısa sürede çözüyoruz diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz tabii ev ödevime çalıştım. Sizleri geriye doğru böyle takip ettiğimde sizin çok önemsediğiniz birkaç noktayı da burada izleyicilerimizle paylaşmanızı istedim. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Engellilere yapılan her türlü hizmetleri bakın sizin için yaptığım değil. Bütün yaşamın içerisindeki bütün yaşayanların medeniyetin gereği olduğu için hepimiz için yapılmalı gerekir. Yani bu bir lütuf olmadığını özellikle vurguluyorsunuz. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Bakın bizim düşüncemiz şudur. Bugün dünyada kadınlar için pozitif ayrımcılık yapma gereği duyuluyorsa, evet. Bugün dünyada engelliler için pozitif ayrımcılık yapma gereği duyuluyorsa ve bu anayasalara bile giriyorsa, bu bir yanlıştan kaynaklanıyordur. Nedir bu yanlış? Bugüne kadar kadınlara insanların eşit davranmadığından, bugüne kadar insanların engellilere eşit davranmadığından dolayı bu böyledir. Eğer dünyada insanlar engellilere ve kadınlara, farklı gruplara, farklı ihtiyaçlarından dolayı farklı davranmayı becerebilselerdi, ihtiyaçlarının farklılığından dolayı farklı davranmayı becerebilselerdi, bugün kadınlar adına da pozitif ayrımcılığa gerek yoktu, engelliler adına da pozitif ayrımcılığa gerek yoktu. Bizim farkımız bir tektir. Bu fark da bizim farklı ihtiyaçlarımız vardır. Bizim farklı ihtiyaçlarımız giderildiği takdirde biz engel tanımıyoruz. Bizim için engel ve engellilik ortadan kalkmış oluyor. Bu çok önemli. Ha, yani ne diyeyim, işte bu ilde arabası olanlara eğer yol yapılıyorsa tekerlekli sandalyesi olana da ona uygun kaldırım yapmak durumundasınız. Bugün bu memlekette sağlıklı çocuklara park yapılıyorsa o parkın engelli tekerlekli sandalyeye mahkum çocuklar için de kullanılabilir şekilde bakın, imal edilmesi Mehmet gerekliydi. Bey, bakın şimdi bizim toplumumuzda özellikle yöneticilerde ki şu algı, bakın bu sizin şu cümleniz çok önemli. Ben dedim biraz takip ettim sizi geriye doğru. Şu çok önemli. Ben o yönden de sizi bağışlayın. Bunu söylemek zorundayım. Hani kutluyorum diyeceğim ama özür dilerim söylüyorum. Burada engelli çocuklar için, engel olmayan çocuklar için yapılacak bir parkta o, çünkü çocuk o parkın sayesinde sosyal olacak, bir kaynaşacak. Şimdi orada engelli çocuklar da o parktan yaranması noktasında siz şöyle bir şey söylüyorsunuz. Çok önemli bu. Benim için ayrı bir park, benim için ayrı bir otel, benim için ayrı bir plaj, benim için ayrı bir yol değil. Ama herkesin kullandığı yolda, herkesin kullandığı otelde, herkesin kullandığı parkta benim de ona yararlanabilecek dizaynı benim için yapmanız gerekir. Bu çok önemli Mehmet Bey. Şimdi engellilerin sorununa bugüne kadar bu ülkede, belki dünyanın başka ülkelerinde de yanlış bakıldığı için bu sorun zaten büyümüş. Çok önemli. Yani bu doğru bakışı yakalayabilseydik bugün engelli sorunu diye bir sorun ve ayrıca da kadın hakları sorunu diye bir sorun olmazdı. Yani kadınlarımızı da bakış engelli olduğu için insanlar dünyada, kadınlarımız da bir noktada bir açıdan engelli grubuna dahil edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii. Çünkü engellilik insan olma vasfından dolayı layık olduğunu şeylerden eksik bırakılmak. Çok doğru. Gerçek engellilik budur. Bunun dışında bir engellilik biz engelli olarak tanımıyoruz. Biz kendimizi engelli falan filan diye de görmek istemiyoruz ve görmüyoruz da böyle bir sıkıntımız, derdimiz yok. Bizim tek derdimiz, biz Samsun şehrinde yaşıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ve birçoğumuz bugün kendi işi olan, kendi parasını kendi kazanan, kendi ayakları üzerinde durabilen, evlenmiş, çoluk çocuğu olan, bu devlete vergi veren,
Evet. Bu devlete katkı koyan insanlarız. Bu devlete, bu millete katkı koyan insanlar olarak da bu devlette bizim engel durumumuza uygun yaşayacağımız toplumsal alanlara, özel alanlara ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçları karşılandıktan sonraki ana sorun budur. Bizim başka bir derdimiz yok. Şimdi bakışı düzelttiğiniz zaman bizim her sorunumuz bitecek diye düşünüyorum. Bizim bakışımızda doğru bakmak değil mi? Kesinlikle. Doğru bakmak, doğru iş yapmak anlamına geliyor. Kesinlikle doğru ve doğru baktığınız zaman da sorunları çok daha rahat, çok daha ucuza çözüyorsunuz. Çok daha sıkıntısız yaşıyorsunuz. Çok önemli. Şimdi yani belki konuşmanın ileri safhalarında soracaksınız bana. Siyasette tabii yerel işte seçime geleceğiz. Engelli kontenjanları, kadın konu. Görelim diyerekten. Tabii buyurun. Evet, soracaksınız bunu. Sorduğunuz zaman o konuya cevap veririm ama... Şimdi yani şu söylediklerinizi ben çok önemsiyorum. En son ben tabii siz konuşurken oradan cümleleri cımbızlamaya çalışıyorum ki... Çünkü çok önemli, donanımlı bu konuda bir... Şimdi az önce dediniz ki... biz engellilerin dışında da dezavantajlı gruplarla birlikte... Mesela ben iki gün Ankara'da bakanlığın çok özel bir eğitim çalışmasından geldiğimde mesela ben ilk kez duydum. Şunu yani söyleyelim, sizin söylemek istediğiniz noktasında mesela rampalar dediğimizde buradan sadece engelli tek esnede değil, buradan bebek arabalarına değil mi? Veya buradan OPS'lerin yanında bakın bir şey daha ben duydum, ilk kez duydum. Hatta bavulla tekerlekli bavul kullanan seyahatten gelmiş veya gidecek kişilerin bile orada dezavantajlı olduğu bir yerde top yükün baktığımızda bir şehrin kullanabilir, yaşanabilir halde olması işte az önce en başta söylediğiniz gibi bu bir medeniyetin göstergesi. Bu medeni bir şehir olabilmek. Şimdi evet kesinlikle bu bakışla ilgili yani her şey nasıl baktığınızla ilgili anlıyorum. Bir şey. Bizce şehirlerde kaldırım olmamalı. Bizce şehirlerde kaldırım sadece bir çizgiden ibaret olmalı. O çizgi insanların beyninde olmalı. Aracı olan o çizgiyi beyninde taşımalı. Ben asla bu araçla yaya kaldırımı dediğimiz yaya kaldırımı olarak gördüğümüz beynimizde şekillenen yerlere girmemeliyim. Buralara aracımı park etmemeliyim. Hı hı. Bu beyinsel, düşünsel bir anlam. Bugün Avrupa'ya gittiğiniz zaman yani bizim buradaki gibi 20 santim, 30 santim yeri geliyor 40 santim kaldırım olur mu arkadaş? Yani sağlıklı bir insan bile ayağını kaldırıp o kaldırımdan atıp o kaldırımın üstüne çıkamaz. Biz böyle kaldırımlarla karşı karşıyayız. Biz her şeyi yani bu hedeftir. Bu bugün, yarın, ertesi gün olacak diye konuşmuyoruz bunu. Ama bu şehrin, bu kentin, bu ülkenin, bu dünyanın geleceğinde bunların olmasını beklediğimiz ve istediğimiz için bunları bugünden konuşuyoruz. Birileri bugünden bilgi sahibi olsun, bizden sonra var olan nesiller bizden daha ileriye götürsün bu dertleri, daha kolay ve daha çabuk çözsünler. Şimdi bilgi her şeyin başı sonu, bilmek. Bugün ilimizde kaldırımlar yapılıyor, kaldırımlara rampalar yapılıyor ama o rampayı yapan insanlar o rampanın niçin kullanılacağını bilmiyorlar. Bugün ilimizde kaldırımlar yapılıyor, bu kaldırımların üzerinde görmeyen arkadaşlarımızın yürümesi için izli yol yapılıyor. O izli yolu yapan insanlar o izli yolun niçin yapıldığından bir haberler. Bunun için de vasfına uygun, usulüne uygun, standartlara uygun yapılmıyorlar. Bugün dünyada engelli yolları görmeyen arkadaşlarımız için izli yolların plastikten yapılması, biraz daha yumuşak malzemeden yapılması gerekli ve şarttır. Ben buradan bu yolları yapan insanlara soruyorum. O zaman şöyle yapalım Mehmet Bey, yarınki... çok başarılı bir program. Yarın konuşalım bu konuda. Erişimi şey yapacağız. O zaman biz şöyle yapalım. İşte yaşanan her türlü sorunun çözüm noktasında yani bunu biz bir masa koyar isek bir masanın ayağını STK'ya, bir masanın ayağını diğer ayağını engelliye bir ayağını engelli ailesine ama bu bir ayağı da bunu hayata geçirebilecek gerek genel yönetimler olsun gerek yerel yönetimler olsun. İşte az önce çok önemli altını çizdiğiniz bir şeyin yanlış yapılması
yeniden yapılmasından çok daha pahalı, çok daha zaman kaybı. O anlamda o zaman biz 29 Mart seçimlere doğru yürüdüğümüzde anladığım kadarıyla siz hani Nasrettin Hoca suya giderken, tabi bu bir rivayet, fıkra, burada bir hani temsilde hata olmaz derler bir şey anlatmak için. Çocuğu dövüyor. Çocuk diyor ki ya beni niye dövdün? O da diyor ki testiyi kırarsan kırma diye diyor. Ama kırmadım ki diyor. Kırdıktan sonra zaten dövsemin ne anlamı kalıyor diyor. Şimdi o anlamda tabii ki siz yerel seçimlere doğru müthiş bir siyasi partilerin A, B, C, D hiç önemli değil. Adayların önlerine koyduğu seçim propagandalarında acaba biz buranın neresindeyiz? Veyahut da adaylar bizim bu önümüzdeki dönemde, 5 yıllık dönemde bizim neremizde, konunun neresinde değil mi? Nedir başkan, yani bu konuda sizin şimdi, bir şeyiniz var. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bugünkü gün itibariyle biz şu moddayız. Ne olursunuz ya, engelliler için hiçbir şey yapmayın modundayız. Çünkü yapılan birçok şeyin yanlış olduğunu görüyoruz. Ve kalbimiz kan ağlıyor. Çok daha fazla üzülüyoruz. Yani hem bu memleketin öz kaynaklarının heba olmasına üzülüyoruz. Hem bizim önemsenmediğimizi düşündüğümüz için üzülüyoruz. Belki gerçekte bu doğru değil. Yani bizi mutlaka insanlar önemsiyordurlar ve bizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz bunu insanları aşağılamak, görevlerini yapmıyorlar demek adına söylemiyoruz. Biz bir iş yapılacaksa bu gerçekten amacına uygun yapılsın diye bunları söylüyoruz. Yoksa bizi kalbinin en ücra köşesinde bile taşıyan insan bizim için çok değerlidir. Bizim için tek adım atan, tek nefes alan insanlar bile bizim için çok önemlidir. Bunu herkes böyle bilsin. Biz kimsenin karşısında değiliz. Biz herkesle yan yana, kol kola bu sorunun bu şehirde, bu kentte aşılmasından taraftarız. Bir iş yapıyorsak lütfen doğru dürüst yapalım. Siyasetle ilgili de dediğim gibi bu pozitif ayrımcılık. Şimdi bazen işte partiler çıkar der ki işte %30 kadın kontenjanı, işte %20 engelli kontenjanı, bu tür siyasi yerlere işte kadınlar, engelliler gelsinler, burada yönetimde söz sahibi olsunlar diye doğru olduğuna inandığımız ama olmaması gerektiğine de inandığımız bir argümanla karşı karşıyayız. Demin dedik ya işte kadına, engelliye doğru bakmayı beceremezseniz, eğer sorunun çözümünde geç kalmışsanız o açıyı kapatmak için bu tür pozitif ayrımcılık yoluna gitmek durumunda kalıyorsunuz. Ben bunları yapanları, bunları düşünenleri yargılamıyorum. Doğru yapmışlardır. Çünkü bugün ne yazık ki hem kadınlar hem engelliler dünyada acı çeken kesimdir, ızdırap çeken kesimdir. Bu ızdırabın bir an önce giderilmesi için belli dönemlerde pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğine inananlardanım ben de. Ama kabullenemediğimiz şudur. Yani neticede insanız. Neticede bir takım değerlerimiz var. Neticede bir takım kabiliyetlerimiz, yeteneklerimiz, becerilerimiz var. Bir insan sırf engelli diye veya bir insan sırf kadın diye eğer yeteneği, becerisi, kabiliyeti yoksa siyasete atılmasına, onun illa birileri tarafından itilerek kontenjeyle veya şu bu gerekçeyle siyaset sahnesine atılmasına ben karşıyım. Yani her şeyden önce insan olarak bir kere aday olduğunuz ya da adayı gösterildiğiniz yere layık olmanız gerektiğini, o görevi gereği gibi ifa edebilecek konumda olmanız gerektiğine inanan bir insanım. Onun için de şimdi soruna farklı ve doğru bakmazsanız işte bu tür handikaplarla karşı karşıya gelirsiniz. Yani bir kontenjan dolsun diye layık olmayan bir engelliyi bir yerden aday göstermek veya bir kadını bir yerden aday göstermek benim mantığıma ters. O zaman bu noktada nasıl ki belediye meclislerine, il genel meclislerine orada görev yapacakları bir sıraya veya o konuda bir liste oluşturulurken o kişinin atıyorum işte mimarsa, mühendisse, hukukçuysa ondan nasıl yararlanabilirim? O noktada işte onun o uzmanlık alanındaki onun donanımına, birikimine, geçmişteki o özgeçmişine bakıldığında eğer mecliste görev yapacak bir engelliye sırf İşte bakın listeye biz de engelli koyduk
demenin ötesinde onu orada en iyi temsil edecek donanımı da iyi takip etmek lazım. Değil mi başkan? Yani bu çok önemli. Kesinlikle. Bir laf söyledim. Bir iş yapıyorsak o işi amacına uygun yapmamız gerekli. Ya yapmış olmak için yapmamız çok yanlış bence. Ve doğrudur bu tanımım ve düşüncem diye düşünüyorum. Herkes de bunu diyorum ya işte bakışı doğru koyduğunuz zaman sonuca da doğru geliyorsunuz. Şimdi bakış baştan yanlış olduğu zaman o yanlışı düzeltmek için başka yanlışlar yapmaya başlıyor insanoğlu. O zaman da sorunun gerçeğinden uzaklaşıyorsunuz. Yani neticede bugüne kadar dünyada diğer insanlar için, sağlıklı insanlar için ihtiyaçları ne şekilde karşılanmışsa, engelliler için de bu şekilde karşılanmış olsaydı böyle bir sorun bugün dünyada yaşanmayacaktı. En azından bizim ülkemizde yaşanmayacaktı ya da bizim ilimizde yaşanmayacaktı. Ama eğer bu sorun yaşanıyorsa bugün bu sorunun çözümü için uğraşmamız lazım. Yani geriye dönüp bakıp da ağlamanın da bir çözüm olacağını düşünmüyoruz. Siyasetle ilgili de dediğim gibi yani insanlar artık çok kolay iletişiliyor. Yani iletişim yolları, Twitter'larıydı, Facebook'larıydı, telefonlarda aklımda benim sayamayacağım birçok yolla birçok şeyi insanlar öğrenebiliyorlar, bilgi sahibi oluyorlar. Biz şu yaklaşacak olan yerel seçimlerle ilgili bütün adaylara, aday adaylarına, bütün partilere şu şekilde sesleniyoruz. Yapacaklarınızla ilgili, bu şehirde yapacaklarınızla ilgili bütün hedeflerinizin içinde bir kere engellileri görmek istiyoruz. Bir daha tekrar. Yani bütün hedeflerinizin içinde engellilerin varlığını, var olduğunu görmek istiyoruz. Bu yetmiyor. Bunu için, söz uçar, bu, yazı kalır. Bunu da bastıracağınız... Bir kane notu gibi değil evet, mi bu onlar aynen için? Öyle. Kane notu. Bizi o bastıracağınız, aday olduğunuz dönemden sonra bastıracağınız o broşürlerde, bu şehirle ilgili yapacağınız planlamaların içinde bizlerin nerede olduğunu açık ve net olarak görmek istiyoruz. Biz adaylarımızı bu şekilde değerlendireceğiz. O şekilde de siyasi tercihimizi ortaya koyacağız diye bugünden bütün adaylara sesleniyorum, söylüyorum. Neticede bu şehirde bir tane belediye başkanı olacak. İlçelerde birer tane belediye başkanları olacaklar. Aday olan insanların hepsinin belediye başkanı olma şansı olmadığına göre bu şu işe de yarayacak. Aday olan ancak seçilemeyen arkadaşlarımızın da o bu şehir için düşündükleri projelerin içinde engelliler de varsa onlar emsal da olacak değil mi evet, diğerleri için? Tabii elbette onlar da çok burada güzel. Belediye başkanlığı makamını işgal edecek olan değerli arkadaşımız, dostumuz, abimiz, kardeşimiz her kimse ona ışık olacaktır. Hatta bizim bile görmediğimiz bir şeyleri, bir takım şeyleri onların görme olasılığı vardır. Çünkü akıl akıldan üstündür. İstişare çok önemli bir şeydir. Bizler de o vesileyle aydınlanmış olacağız. Eğer bu doğrultuda gidersek ilçemiz, ilimiz, ülkemiz engelliler için bugün belki çok zor şartlarda yaşanılan bir yerdir ama gelecekte bugünden çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Şimdi değerli izleyiciler gerçekten Mehmet Bey'in şu söylediği çok önemli. Bir anlamda engellilerle ilgili çünkü 150 bin, 170 bin engelli bunların aileleriyle birlikte baktığımızda sonuçta bir oy potansiyeli. Böyle bir kitleye siz dosyanızda, ajandanızda bizle ilgili neler var gelin. Bizden eğer bu konuda destek için geliyor iseniz biz de sizin önünüzdeki ajandayı bize sunduğunuz dosyaya bakacağız dendiğinde bu bir üniversite kürsüsü gibi belki de çok ciddi bir çalışmayı da ortaya koyacak. Bu bir yarışa da sokacak değil mi adayları Sayın Başkan? Yani bu çok önemli sizin söylediğiniz. Elbette bakın biz o kadar büyük bir ikilem içindeyiz ki yani bir taraftan diyorsunuz ki insanlar ya arkadaş bizim halimizi görün diyorsunuz. Bir taraftan diyorsunuz ya bu derdi yaşamayan bilmez diyorsunuz. Herkes mi bu derdi yaşamalı? Yani bu kadar acı bir dert yaşanır mı? Asla değil. Yani keşke dünyada engellilik ortadan kalksa da biz de derneklerimizin kapısına kilit vursak başka başka dernekler kursak. Ne bileyim Kanarya Sevenler Derneği, Doğayı Sevenler Derneği. Ama bu bir gerçek. Yani insanlık tarihinin başından beri engellilik var. İnsanlık tarihi son bulacak ana kadar da bu engellilik olacak. Bu bir realite. Onun için de
biz engelli insanlarımızın en az acı çekerek en mutlu şekilde bu hayatlarda var olup ölümlerine kadar bizlerle birlikte aynı şartlarda yaşamalarını istiyor ve talep ediyoruz. Bir de şu çok önemli, şunu söylüyorsunuz. Biz engellilerle ilgili yapılacak her türlü çalışmalarınızda hatta daha ileri gidiyoruz. Yarın yapacaklarınız konusunda bize başvurulduğunda biz size yol göstereceğiz ve bu yol gösterildiğinde kardeşim biz bir şey istemiyoruz. Gene sizin payı olsun. Bu payı sizin olsun ama hiç olmazsa ne yapılacağı konusunda bize bir danışılsın noktasında. Gerçi az önce bunun biraz altını önemli çizdi, geriye düşmek anlamında söylemiyorum ama yani bu işte sizi çok seviyoruz. Siz az önce sizin söylediğiniz gibi siz bizim kalbimizdesiniz, beynimizdesiniz konusunu ben çok özür dileyerek belki 1,5 yıldır yaptığım programda belki böyle bir abine kelimeyi ilk defa kullanacağım. Artık değerli buradan ABCD bütün adaylara, hatta aday adaylarına artık siz bizim kalbimizdesiniz, beynimizdesiniz konusunda Mehmet Bey diyor ki artık bu yemiyor kardeşim. Bakacağım karne notunu diyor, bakarak verilen görevi ev edinme çalışıp çalışmadığınıza, projenize bakarak diyor notumuzu vereceğiz. Değil mi Mehmet Bey? Yani bu çok önemli şey söylediniz. Kesinlikle öyle. Bakın şimdi hep geliyoruz soruna nasıl baktığınızın önemi hep karşımıza çıkıyor. Noktada bakın birleşiyor. Eğer bu şehirde yönetici olacak insan engelliler için yapacağı şeyleri vermek olarak görüyorsa, ulufe olarak görüyorsa çok büyük bir yanlış yapıyor. Bu sorun onun gözünün önünde çok çok büyür. Yani emin olun çok yani çok bu büyür. Çok önemli. Mesela biz yani, bakın üstüne basa basa istiyorum, söylüyorum kardeşim. Biz çok önemli bu ya. Hiç kimseden hiçbir şey istemiyoruz, istemek zorunda da değiliz. Bize de kimse bir şeyler verdiğini zannetmesin. Bu bir insanlık kimse, görevi değil. Bu kesinlikle sizin bu yerin, bu insanların iş göreviniz sizin. Bu memleketi, bu ilçeyi, bu ili yönetmek isteyen, buna talip olan insanların iş görevi değil. Bu talepleri karşılık gördükten sonra yapmakla görevli olduğu işlerden bir kısmıdır. Çok önemli. Bakın bir daha söylüyorum. Yapmakla görevli olduğu işlerden bir kısmıdır engellilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak. Bu bize verilmiş hiçbir şey değilsin. Bu konuda da bizden kimse teşekkür beklemez. Yani artık biz, sevmek... Eğer biz doğru. Bu şehirde başkan olan insana teşekkür edeceksek, biz bu şehri güzel yönettiği için teşekkür ederiz. Bize bir şeyler verdiği, bize bir şeyler yaptığı için değil. Bu ilin yaşayan insanlarına güzel bir şehir ürettiği, yarattığı için bu teşekkürü ederiz. Bizim kendi adımıza teşekkür edecek kimse tanımıyoruz Allah'tan başka. Şimdi çok önemli yine başka bir dipnot. Gene sizin portföyünüzden baktığımda bir ilin yönetiminde, ilçe yönetiminde, tabii yerel yönetimlerden bahsediyoruz. Sizin belediye başkanlığı aldıktan sonraki sivil hayata döndüğünüzde sizin zaten bir kanalizasyon, ne bileyim sizin bir park, sizin zabıta hizmetleri, sizin işte su veya diğer hizmetlerinin yanında sizin orada dezavantajlı gruplara yaptığınız hizmet sizin için geriden konuşturulacak hizmetler. Şimdi evet. Değil mi? Yani kesinlikle. Ya bunu ben siyaset yapmak için de söylemiyorum. Yok rahat olun. Biz burada ABCD partisi. Şimdi bu ülkenin başbakanı siyaset konuşmuyor. Bu ülkenin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yerel yönetimlerden gelmiş bir insan ve söylediği bir şey var. Bana yol yaptım, kanalizasyon yaptım, su yaptım diye kimse belediyeciliği, belediye başkanı yaptım diye gelmesin kardeşim. Bunlar zaten yapılması bu zamana kadar da bitmiş olması gerekiyor. Bunlar zaten yani... Ben diyor belediye başkanında başka şeyler arıyorum. Ben diyor belediye başkanının insana ne kadar dokunan hizmet yaptığını diyor ararım sorarım diyor. Benim için değerli olan budur. Çok önemli. Bu insana hangi hizmetlerin dokunduğunu da belediye başkanları değil
o hizmetin yararlanıcıları olan bizler karar veririz. Bize bunun sorulmasını tercih ederiz ve bekleriz. O zaman şöyle diyebilir miyiz bunu ne kadar doğru söylüyorum beni o konuda uyarın. Dışarıdan bir ilçeye, bir şehire gelen bir misafir, dışarıdan o şehire gelen bir herhangi biri o yere geldiğinde eğer siz orada dezavantaj gruplarla yapılan hizmetleri ortaya koyduğunuzda evet bu şehirde bir yerel yöneticilik, bu şehirde bir medeni yaşam için bir şeyler yapılmışı da siz bir anlamda dışarıdan gelenlere de medeni olmanızın bir göstergesi durumda olmuyor mu bu Mehmet Bey? Sizin söylediğiniz. Slovenya'dan bir mimar, belediyede görevli bir mimar bayan arkadaşı dinledim. Kütüphane yapmışlar. Görmeyen arkadaşlarımız için orada kuş seslerini kasete almışlar. Görmeyen arkadaşlarımıza kuş sesi dinletiyorlar arkadaş. Bizim nerede olduğumuzu, dünyanın nerede olduğunun en basit örneği bu kardeşim. Bu çok kadar haklısın. Yani o kadar şeyleri halletmişler ki arkadaş, görmeyen arkadaşlarımız işte bir kuş cennetine gidip o doğada kuş seslerini dinleyemezler diye o arkadaşlarımıza kuş seslerinin olduğu kasetler yapmışlar kütüphanenin içinde. Anlıyorum. Yani şimdi biz haddimizi de biliriz, yerimizi de biliriz arkadaş. Biz memleketimizin değerlerini de biliriz, varlıklarını da biliriz. Ne yapabileceğini, ne yapamayacağını, her şeyi çok iyi biliriz. Biz hiç kimseden bugüne kadar bu şehri bize 3 gün içinde, 5 gün içinde altın tepside hazırlayıp önümüze sunsun diye beklemedik. Bundan sonra da beklemeyeceğiz. Biz insanlar bize gerektiği gibi bakmadı diye kimseye öcü de demeyeceğiz. Kimseyi karşımıza da almayacağız. Kimseye hakaret de etmeyeceğiz. Hayır, zaten siz... Biz ısrarla insanlara bizler için, insanlık için ne yapmaları gerektiğini bıkmadan, usanmadan anlatacağız. Ta ki bu şehir engelliler için yaşanabilir bir şehir haline gelene kadar. Bizim görevimiz, bizim misyonumuz bu. Bizim söylediklerimizden de hiç kimse alınmasın, hiç kimse kırılmasın. Bu memleket bizim, bu şehir bizim, bu ilçeler bizim, bu insanlar bizim. Belediye başkanımız kim olursa olsun bizim başımızın üstünde yeri var. Ancak bizimle ilgili eksik yaptığı zaman da onu tenkit etmeye hakkı da bizimdir diye düşünüyorum. Yine sizin ben biraz anekdotlardan çünkü her konumun öncesinde ben biraz ev ödeme çalışmak durumundayım. Yine sizin benim çok önemsediğim bir şey var. Siz bir yerel yönetim belediye başkanına yani A, B, C, D, şu bu şu il çok önemli değil. Biz buraya bir STK temsilcisi, siz de belediye başkanı olarak değil. Sorunun iki ortağı olarak değerlendirin. Değerlendirin ki biz ortaktan bir tanesi olarak biz kendi asli işimizde size sorun gelmeden bir sorunu çözelim. Ama siz de bizim ortaklığımızdan kaynaklanan size de düşen görevi siz yerine getirin. O zaman burada sizin bu söylediğinizden şunu anlıyor muyuz? O zaman siz yolun bir tarafında sizler STK'lar yolun karşısında bir tarafında yerel yöneticiler işte biz ortada buluşmak istiyorum mantığının ötesinde zaten biz bu işin iki ortağıyız, üç ortağıyız. Elbette bu, ki. Bu çok önemli Mehmet Elbette Bey. Yani bunu bakın ben Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanıyım. Benim derneğim 1500 tane üyesi, 5000-6000 civarında aktif olarak hizmet verdiğimiz üyemiz var. Ama şu var, ben onu bir cümleyle sözünü kesmek zorundayım. Yerel yöneticilere ben buradan sesleniyorum. Sizin üye sayınızda sizin bu konudaki etkinizi, bu konudaki bilirkişinizi değerlendirmemek lazım. Kesinlikle. Hayır, bu rakamın için verdim. Onu söyleyeyim. Yani bir tehdit yani bu bile çok küçümsenecek bir rakam bir anlaması. Kesinlikle. Tamam. Yani o rakamdan... Yani sizi üye sayınızı da değerlendirmemek ben lazım. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz karşı yollarda yürüyen insanlar değiliz. Biz yan yana kol kola yürüyen gruplarız. STK'lar, belediyeler. Yan yana kol kola yürümeliyiz. Ben ısrarla diyorum ki arkadaş biz bu sorunu yaşayan ve sahiplenen insanlar ve gruplar olarak biz her zaman belediyelerimizin yanındayız.
elimizin, aklımızın, gücümüzün, maddi manevi neyimiz yetiyorsa biz bu işte ortaya koymaya hazırız. Bizim dışımızdaki insanların bizi 10 saat dinleyip anlayacakları noktada biz o insanları 10 dakikada çözeriz, anlarız. Biz çok diyoruz önemli. Ki biz bu şehre yerel yönetici olacak insanların üzerinden bu derdi, bu sıkıntıyı almaya hazırız. Bu derdi omuzlamaya hazırız. Ama bu yolda bizi yalnız bırakmamaları şartıyla. Çünkü bizim grubumuzun herhangi bir geliri yok. Bizim hiçbir maddi değerimiz yok. Yani bu değerleri ortaya koymak, bu sorunları yok etmek için çalışmak adına bizim birçok şeye ihtiyacımız var. Yani bu ihtiyaçların da yok olduğunu açıkçası söyleyemeyiz ve biz şahsi olarak ben ya da arkadaşlarım bir araya gelerek bu derdin altından tek omuzda kalkabilecek güce sahip insanlar da değiliz. Biz diyoruz ki bu ortaklığı yerel yönetimlerle birlikte biz yapalım. Biz belediyenin yasayen yapmakla zorunlu olduğu birçok görevi üstlenelim. Ama belediyeler de bizim bir takım sorunlarımızı bize söylemeden, biz kimseden, bakın bunun altını ısrarla ve önemli çiziyorum, bizim hiçbir zaman paraya ihtiyacımız olmadı, bizim parayla işimiz yok. Bizim insana ihtiyacımız var, bizim güce ihtiyacımız var. Biz paranın peşinde de değiliz, bize para lazım değil. Benim trilyonum olsa derneğimin, ben tekerlekli sandalye alacağım, akülü sandalye alacağım, engelli arkadaşlarımın ihtiyacını karşılayacağım. Onun için ben paraya da aracılık etmek istemiyorum. Zaten İşte var. Bizim derneğimizin sabit giderleri vardır. Elektriği vardır, suyu vardır, ama telefonu şey vardır. Ama şey var Mehmet Bey, tabii ki bu kuliste biraz konuştuğumuzda, tabii dediğiniz zaman da sizin derneğinizin yıllık gideri bugün 20 ile 30 milyar arasında. Yani bu personel, elektrik, şu bu tabii ki var. İkincisi de tabii ki bu mesela sizin 3 Aralık akşamı yapacağınız koronuzun çalışması sadece onun cüzi giderlerini karşılamak için işte 5 TL'ye, o da çok cüzi giderler. Yani siz burada benim sorunumu tek tek çözmek yerine onu kökten çözüm getirecek eğer kaynakları bulursam. Aklımda şu var benim, yani belediyeyle bir protokol yapıp arkadaş, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi, senin görevin şu, 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 şu. Sen o işe bak. Evet. İşte Samsun İl Kadın Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi. Evet. İşte senin görevinde şu, 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 yükümlülüklerin şu. Bir sözleşmeyle, bir protokolle beraber iş bölümü yapabiliriz. Yani ben hep bir yerlerde para peşinde elektriğimi ödemek için, suyumu tabii ödemek için koşmayayım diyorum. Etik. Yani beni paraya bulaştırmayın. Beni paradan uzak tutun. Ben anladım. Engellilerin gerçekten dertleriyle uğraşayım. O zaman Mehmet Bey bunun burada... Bunun da sizin söylediğiniz 20-30 milyar da değil. Bir derneğin, bizim derneğimizin yıllık gideri 15 milyara geçmez kardeşim. Mehmet Bey, değerli izleyici, o zaman yerel seçimde adaylardan aynı zamanda STK'lara onları mali konudan sıkıntıya sokmamak adına onlara şehir merkezlerinde sabit gelir kaynaklarını da projelerinize koymanızın çok önemlinin altını çizdi. Ayrıca Mehmet Bey'le yine kuliste konuştuk. 3 Aralık akşamı Canik Kültür Eğitim Merkezi'nde engellerden oluşan, değil mi? Evet, Türk evet, Halk Müziği Korosu muydu? Evet, engellerden oluşan Türk Halk Müziği Koromuz var. Geçen Mayıs ayında Sakatlar Haftası'nda bir konser verecektik. Ancak elin bir takım olaylar sonucu 2-3 kere ertelemek durumunda olduğumuz konserimizi Haziran ayı içinde ifa ettik. Çok da güzel bir konser oldu. Bu konserlerin ikincisini Allah izin verirse 3 Aralık Dünya çok da ses getirdi o konser. Engelliler Günü'nde, evet, güzel bir konserdi. Engelliler Günü'nde bütün herkesi, Samsun halkını konserimize davet ediyorum. İnşallah orası dolu dolu olacaktır. Güzel bir Türk halk müziği sanat akşamı yaşatacağız. Çok güzel. İnsanlara diye düşünüyorum. Bunu buradan duyurmuş olduk. Evet, evet. Bu da ayrıca değerli izleyiciler, tabii oraya gidemeyenler, ayrıca biz uydudan yayın yapıyoruz. Üç kıtada yayın yapıyoruz. Samsun ili dışındaki bütün illerimiz için de Sayın Başkan, burada ben de bir kendime bir propagandasını yapayım. Biz 3 Aralık akşamı yine Engelsizsiniz programı ile program yapımcısı, moderatörü Mete Bey ile birlikte Ufuk'tan Bakıyor programı, Engelsiz programı ortaklaşa görme engelli bir sanatçımız ve arkadaşıyla birlikte
üniversiteli gençlerimiz de o gün konuk olarak gelecek. Salı akşamı biz de burada güzel bir eğlence ağırlıklı bir programımız olacak. Genelde biz programımızda hep sorunları dertten çalıyoruz. Bu sefer ama müzikten çalacağız. Bunu da ben size ekran başında salı akşamı 3 Aralık Engeller Günü dolayısıyla ben orada sık bu yüzden olamayacağım. Değerli izleyiciler, 5 dakika yayın odası uyarısından sonra sanırım biz 5 dakikayı birkaç dakika geçirdik. Şimdi bizden sonra canlı yayın ana haber. Rütük'ten de ceza yememe adına Mehmet Bey, biliyorum dolanmışsınız, biliyorum derneğinizin 23 yıllık birikimleri, biliyorum yerel seçimleri konuştuk. Ama şöyle son 10 saniye ve son cümleniz, son mesajınız yerel seçimlerle ilgili olduğunda ne söylersiniz? Evet, öncelikle bizleri dinleyen Samsun halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere bu fırsatı veren Aks TV ailesine de şahsınızla teşekkür ediyorum. Bundan önce yaşadığımız birçok seçim gibi bu seçim de gelip geçecek. Bu seçim olana kadar bizim derneğimize onlarca belediye başkan adayı gelip gidecekler. Birçok şeyler konuşacağız. Seçimden sonra bir kısmı söylediklerini unutacak. Bir kısmı söylediklerinin arkasında duracak. Bunu da söylemek durumundayım. Yani bu ülkede, bu ilde gerçekten bizlerin yanında olan, bizlerle nefes alıp veren yerel yöneticilerin, idarecilerin, bürokratların olduğunu biliyoruz. Sayılar da az değil. Onlara da huzurunuzda isim vermeden teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü herkes kendini bilir diye düşünüyorum. Benim evet. söylediklerimden. Artık toplum okuyor. Evet, benim söylediklerimden kendini üstüne alınacak olan insanlar hepsi kendilerini çok iyi biliyorlar. Evet. Hepsine de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu mücadelede bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmayan Samsun halkına özellikle teşekkür ediyorum. Evet. Onlar olmasa bizim bu mücadeleyi sürdürmemiz kesinlikle mümkün değil. En önemlisi kamuoyu desteği kesinlikle değil mi? Kesinlikle mümkün değil. Evet. Samsun ve bizler bu yönden çok şanslıyız. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Bizler nefesimiz, gücümüz yettiğince bir mücadelenin içinde olacağız. Engelli sorunlarının çözümü noktasında bu işlerin takipçisi olacağız. Engelli sorunları söz konusu olduğunda kimseden korkumuz, kimseden çekincemiz yok. Biz evet. doğrunun peşindeyiz. Bizim yaptığımız her şey insanlık içindir. İnsani değerler adınadır. Evet. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Samsun halkına da bu zamana kadar oldukları kadar bundan sonra da bizlere destek evet. olmaları konusunda ricada bulunuyorum. Sağ olun, var olun. Biz de az önce söylediğiniz cümleden hareketle biz de Aks TV var olduğu müddetçe, biz de Ufuktan Bak Gör programı devam ettiği müddetçe üzerimize düşen demokrasinin dördüncü kuvveti dediğimiz basın medya sorumluluğumuzla Türkiye'nin %10'u olan engellileri ve onların temsilcisi STK'ların sesini buradan duymaya devam edeceğiz. Biz burada yapımda ve yönetimde emeği geçen arkadaşlarımla birlikte her zaman bu ekranların siz ve engelli ve ailelerine her zaman açık olacağını da buradan söylüyoruz. Değerli izleyiciler, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Avukat Mehmet Yılmaz konuğumdu. Yerel seçimlere doğruyu konuştuk. Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Davet ettik. Sağ olsunlar, nezaket gösterdiler, geldiler. İyi ki geldiler. 50 dakika yetmedi biliyorum. Ama çok önemli dipnotları da buradan vurguladık. Birçok notların altını çizdik. Değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta Perşembe yine saat 16'da yerel seçimlere doğru, yerel seçimlerdeki engellilerle ilgili bir başka STK başkanıyla burada olacağız. Her zaman olduğu gibi konuma tekrar teşekkür ederek hep aynı sloganla programı kapatıyorum. Engelsiz bir dünya umuduyla hoşça kalın.
binada yangın çıktı. Ama kablolar yanmadı, elektrik kesilmedi, boğucu duman oluşmadı. Çünkü yangına dayanıklı Borsan kablo kullanıldı. İyi ki Borsan yanmaz kablo kullanmış. Yoksa yanmıştık. Türkiye büyüyor, Borsan kablo 55 ülkede enerjiyi güvenle taşıyor. Karadeniz'den gelen doğal, sağlıklı su. Ünye Çataltepe doğal kaynak suyu. Tarihiyle, tadıyla en güzel su. Ünye Çataltepe doğal kaynak suyu. Ünye Çataltepe doğal kaynak suyu. En güzel su. Afiyet olsun. Yeni Kapı, Topkapı, Edirne Kapı. Kapı kapı dolaşmayın. Aradığınız kapı Samsun'da. Dilediğiniz an kapınızda. Orgador. Doğa dostu Borpanel'den. Şahin Yalıtım. Çatlamaz. Dökülmez. Güvenlidir. Şahin Grup güvencesiyle Şahin Yalıtım. Gücümüzü sizden aldık ve şimdi o gücü tekrar sizinle paylaşıyoruz. Sanmar, tüm Samsun'da toptan fiyatına en hesaplı ürünleri sizlere sunuyor. Gıdadan temizliğe, sebzeden meyveye, kozmetikten et ve süt ürünlerine kadar on binlerce ürün Sanmar marketler zincirinde. Sanmar, gücü sizden, hesaplı alışveriş keyfi bizden. Haydi Samsun, şimdi atalım zaman. Sonunda kendime soruyorum. Bugün insanlık için ne yaptım? Ben bugün engelli kardeşlerime spor yaptırdım. Ben halk eğitim merkezinde takı tasarımı dersi verdim. Ben görme engelliler için sesli kitap kaydettim. Ben mantı yaptım. Geliriyle de iki çocuğun okul masraflarına katkıda bulundum. Ben huzur evinde göz taraması yaptım. Hepimizin mesleği ve yaşı ne olursa olsun, ülkemiz ve insanlarımız için yapabileceği çok şey var. Ben bugün iyi bir şey yaptım. Bugün siz de iyi bir şey yapın. Gönül elçilerine katılın. Gelin